Şenay Taşöz. Neler almaya geldiniz? Neler alabildiniz? Mesela biraz sebzeler, sebze olarak çok şey almak istedim. Fakat bamyanın kilosu 200 lira, yarım kilosu 100 lira. Bamyayı alamadım. Bir tek kabak alabildim. O da onu şeyden aldım, marketlerden aldım. Burada kabak da pahalı. Buradan aldığım domates oldu. Bir de sivri biber oldu. O kadar. Başka hiçbir şey almadım. Bir de pazardan peynir aldım, o kadar. Ne kadar tuttu bunların tamamı? Vallahi bunların tamamı 140 lira tuttu. 140 lira para tuttu. Ne kadar bütçe ayırabiliyorsunuz haftalık pazar alışverişinize? Valla bütçe en az 600-700 bin lira pazar olması lazım. O da normal şeyler alınması gerekiyor. Yani her şeyimi tam alamıyorum. Emekli misiniz yoksa çalışıyor musunuz? Şu anda bir çocuk bakıyorum. Bir çocuk bakıyorum. Eşim emekli. Ben de bir çocuk bakıyorum öğleden sonraları. Emekli maaşıyla geçinebilmek mümkün mü? Yok, bence hiç mümkün değil. Daha hiçbir şey yemezsen, vitaminlerden eksilte kalırsın, her şey yaparsın, geçirsin. Geçinmek için geçinebilirsin. Yani yemek için, yaşamak için yemek çok önemli ama yiyecek de çok önemli. Bir makarna yemek var, bir et yemek var. Et giriyor mu sofranıza? Vallahi çok az giriyor. Kıymaları küçük küçük bölüyorum, her yemeğe koyuyorum, o da girebilirsin. Et girmiyor. Peki haftalık, aylık alışverişlerinizde aynı ürünü aldığınızda artan fiyat oluyor mu? Oluyor. İndiği çok az oluyor bazı şeylerin. İndiği çok çok az oluyor. Ama artan şeyler her zaman için çok daha çok oluyor. Bakan Mehmet Şimşek en kötüsünü geride bıraktık diyor. Vallahi bence hiç en kötüsünü geride bırakmadı. O gelsin de pazarın halini görsün, fakirleri görsün. Ama yaşayan yaşıyor. Alan çok çok alıyor. Ama alamayan da hiç alamıyor. Peki İstanbul Planlama Ajansı bir rapor yayınladı. Her 10 kişiden biri gece yatağa aç giriyormuş. Sizin öğün atladığınız oluyor mu ya da çevrenizde duyduğunuz oluyor mu? Vallahi benim de bazen öğlen öğününü atladığım çok oluyor. Çevremde de çok duyuyorum. Hep düzensiz beslenme var. Düzensiz beslenme çok. Benim küçüklüğümde böyle bir şey yoktu. Ya da eskiden böyle bir şey yoktu. Ben bu yaşımda ne böyle bir şey gördüm ne böyle bir şey duydum. Yani pahalı. İnsanlar mutsuz. Hiçbir şeyini alamıyorsun. İstediğin hiçbir sebze ve meyveyi canının istediği bir şekilde alamıyorsun. Bu kadar basit. Yaz da geldi. Sebzelerden bahsettiniz ama yaz meyveleri alabildiniz mi? Bütçe ayırabilecek misiniz? Vallahi meyve çok almıyorum. Şu anda uygun bulduğum bir marketten bir küçük karpuz aldım. Kilosu düşmüş diye. Meyve pek almıyorum. Meyve bazen böyle çok ucuz bulursam marketlerden az bir şekilde alıyorum. Meyve, emeklinin sofrasına meyve ve et girmiyor. Ancak öyle geçinebilirsiniz. Yoksa imkansız. Yetkililere söylemek istediğiniz, seslenmek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi yetkililere şunu söylemek isterim. Birazcık fakirleri görsünler. Birazcık acısınlar. Birazcık sağduyulu gerçekten olsunlar. Dinle devlet işlerini birbirine karıştırmasınlar. Gerçekten aç da çok ama yiyen de çok. Yani bu nasıl önlenecek, nasıl olacak? Bunun çaresine bakılmalı bir. Biraz gezebildiniz galiba pazara. Gezdim. Fiyatlar nasıl? Valla Türkiye'nin durumu malum şu anda. Yani fiyatlar da uçuk vaziyette. Televizyon şakır şakır söylüyor. 4 kişilik aile 60 bin lira. Bugün 60 bin lira kim kazanıyor? Yani ortalama dediğiniz gibi en fazla 10 kişiden 2 kişi kazansa, 3 kişi kazansa 60 bin lira. Diğerleri 17-17-34 çocuklar da okuyorsa vay haline. Siz kazanabiliyor musunuz? Biz karı koca 2 kişiyiz, emekliyiz. Aldığımız 20 bin lira, 22 bin lira para nereye geçiniyorsun kardeşim? Geçinme imkanımız var mı yani? Allah'tan evimiz kiradayız. Bir de o olsa sürünüyoruz, yerlerdeyiz yani. Pazar yerine geldiniz, fiyatlara baktınız. Neler alacaktınız, neler alabileceksiniz? Bir zevkimiz var, yani yararlı olduğu için bir enginar aldım. Enginar aldım, o da tanesi 40 lira. Yani düşünün şu enginarın tanesi 40 lira. Ayşe kadın almak istiyorum. Yani kıvırcık, yani yeşillik, meşillik, başka yediğimiz zaten doğru düzgün bir şey kalmadı. Yani etin şeyin yanına yaklaşamıyoruz. Artık tavuk yemekten yani içimiz dışımız çıktı. O bile pahalı. Eti alabilme şansınız oluyor mu çarada? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Ayda ya 2 kere ya 3 kere. O kadar en fazla yani.
Önceden böyle miydi? Yok canım, her hafta bir bonfilemiz şeyimiz vardı, antrikotumuz vardı. Şimdi o nerede? Hiçbir şey yok. Şimdi şu anda yiyemiyorum onu. Yani gerçek bu. Bunu ki bence yani Türkiye'nin %80'i, %90'ı yiyemiyordur. 500, hani 600-700 lira verip de bir insan bunu yiyemez. Çok zor yani. Dün enflasyon verileri de açıklandı. %75 çıktı yıllık. Bakan Şimşek en kötüsünü geride bıraktık diyor. İnanıyor musunuz buna? %75 olduğunu kim inanıyor? Bana bir tane inanan göstersene şuradan. Bir tane inanan göstersene bana. O mandalı gösteriyor, bilmem ipliği gösteriyor bana. Bana yiyecekleri göstersin enflasyon olarak. Bana mandalı şeyi göstermesin. Bana yiyecekleri göstersin. Bugün nereden %200 enflasyon? Ondan aşağı enflasyon varsa ben burada, yani ne diyeyim yani, emeklerim burada ben. Sizin öğün atladığınız oluyor mu hiç? Biz sabah akşam. Sabah akşam, yemin ediyorum sabah akşam yiyoruz. Yani öğlenle artık biz yemek yemiyoruz. Zaten geç kahvaltı yapıyoruz. İkimiz de emekliyiz. Zaten geç kahvaltı. 9'da 10'da yapıyoruz. Bir de akşam 6'da 7'de yiyoruz. O kadar yani. Başka yediğim şey yok. Yaz geldi. Meyveler de tezgahlarda yerini aldı. Ya dediğim gibi iki kişi olduğumuz için az az yiyoruz. Ama dediğim gibi o kalabalık insanlar bence çok zor. Çok zor. Yani yiyemez. Gün koyunca. Neler almaya geldiniz bugün pazar yerine? Sebze, meyve alayım dedim. Param bitti. Ne kadar parayla geldiniz? Yani yani bir 500 lirayla geldim. Param bitti. Artık çok fazla bir şey alabileceğimi zannetmiyorum. Çok pahalı. Çok taze. Pazarın özelliği o. Çok taze. Ama çok pahalı. Eskiden pazara niye giderdik? Ucuz diye. Artık gidemiyoruz. Sadece işte taze diye biraz alıp gidiyoruz. Neler alacaktınız, neler alabildiniz? Sebze, fasulye, barbunya gibi şeyler alacaktım ama fiyatlar uçmuş. Ama düşeceğini düşünüyorum. Yaz geldi çünkü. Fasulyenin, barbunyanın fiyatları düşer diye düşünüyorum. Dün enflasyon verileri de açıklandı. TÜİK'e evet. Göre %75 yıllık. Hiç inandırıcı değil. Bakan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. O da inandırıcı en kötüsünü değil. Geride bıraktı. O da inandırıcı değil. Üzgünüm. Yani hiçbiri inandırıcı değil. Yalanla yaşıyoruz. Pahalılıkla yaşıyoruz. Dar gelirliler de aç yatıyor. Emekli misiniz? Çalışıyor musunuz? Emekliyim. Evet. Emekliyim. Hiçbir şeye yetmiyor. Bir rapora göre de İstanbul Planlama Ajansı'nın her 10 kişiden biri gece yatağa aç giriyormuş. Evet, çok doğru. Bence bir 10 kişiden biri değil, 10 kişiden 8'i giriyor. Sizin öğün atladığınız yani, oluyor mu? Tabii ki oluyor. Sadece akşam yemeğiyle geçiştiriyoruz. O kadar. Eklemek, yetkililere seslenmek istedim. O yetkililere seslenmek pek bir çare olmuyor. Çünkü bizi duymuyorlar. Çok basit. Gezebildiniz mi pazarı? Neler alabildiniz? Pazarı gezdik. Fiyatları biraz uçuk. Bayağı bir uçuk. Fahiş orantılı artışlar var. Bir denetleme olsa, bir uygulamalar olsa bence daha güzel olacak. Çünkü bu şekilde herkes kafasına göre zam yapıyor. Denetleme yok, bir şey yok. Millet artık mecburiyetten alıyor. Zorunlulukla. Yani önüne geçilmesi lazım diye düşünüyorum. Neler alacaktınız bugün? Neler almaya geldiniz? Neler alabildiniz? Vallahi çok şeyler alacaktım. Ben aşçıyım. Aşçı olduğum için nereden baksan 1500-2000 liralık bir alışveriş yapacağım ama dolduramıyorsun, yapamıyorsun. Yapacağın iki tencere yemek yapabilirsin. Çalıştığınız kurum için mi alışveriş yapıyorsunuz bugün? Ev alışveriş. Çalıştığım kurum için. Ama alamıyorsun 2 milyara. Yani bir 10 kişilik yemek hazırlayamıyorsun. Öyle söyleyeyim sana. Biz de mecburen böyle tek tek incelik öyle alıyoruz. Enflasyon da açıklandı. Geçen aydan aldığınız ürün bu ay çok daha pahalı oldu. Oluyor mu hiç? Oluyor. Oluyor. Maalesef önüne geçemediler. Şimdi bir şeylerden kıstığınız oluyor mu peki? Oluyor. Oluyor. Neler kıstıyorsunuz? Ne aldım? Mesela domatesi 1000 lira alırsın. Eti kasaptan alacağına başka yerlerden. O tür yerleri tercih ediyoruz genelde. Veya büyük marketler var mesela, neydi, kooperatif tarzı, o yerlerde fiyatları takip ederek
Peki kendiniz evde öğün atladığınız oluyor mu hiç? Çünkü bir rapora göre İstanbul'da her 10 kişiden biri yatağa aç giriyormuş geceleri. Sizin öğün atladığınız... Ya şöyle, Cenab-ı Allah'ın insanı o dereceye getirmesin. Şimdiye kadar Cenab-ı Allah'ım çok şükür, yağımızda kavrulduğumuz için şükürlüyüm ben. Ama çok insanlarımız var, çok insanlarımız var öyle. Maalesef onun da bilincindeyim. Çalıştığınız restorana gelip param yok deyip yemek isteyenler var. Var, çok çok olur. Pazarda bile hiç tanımadığın bir abla, bir abi birkaç poşet bir şey almış, eksiği var, domatesi var, bilmem nesi var, alamamış. Senden rica ediyorum. Hayatımda ilk defa karşılaştığım insanlardır bunlar. Bu pazar yerlerinde. Hiç öyle, bak 52 yaşındayım, böyle bir şey daha görmedim, duymadım ama şu 3-4 ayda bunları gördüm ve üzüldüm. Üzüldüm yani. Dün enflasyon açıklanırken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek en kötüsünü geride bıraktık dedi. İnanıyor musunuz? Ben inanmıyorum. İstatistiklere de inanmıyorum. Çünkü gerçekleri konuşmuyorlar. Gerçekleri söylemiyorlar abici. Maalesef. Yaz da geldi, meyve alabiliyor musunuz? Zor. Yani kısıtlıyorsun kardeşim. Her şeyi kısıtlayarak gidiyorsun. Ucuzlamasını bekliyorsun. Alabilirsen o şekilde yazın sonlarına doğru yapabilirsin. Yani orta gelirli insanlar için diyorum ben bunu. Zengin zaten şey yapmıyor. Bakmıyor bile fiyatına ama verilen kişi ne yapıyor? Tek tek inceliyor vesaire. Sonuna kadar bekliyor yani. Esin Oyuncu. Pazar yerine geldiniz bugün. Nasıl buldunuz fiyatları? Her zamanki gibi pahalı. Hiçbir yerden faktörü yok. Hele burası. Başka pazarlar daha uygun. Neler alacaktınız bugün? Neler alabildiniz? Patatesi var. Mesela bir küp yaprağı şöyle 500 lira. Alamadım. 500 lira böyle 2 kilo yaprak olur mu? Her şey çok pahalı ya. Mahvettir arası. Enflasyon verileri de açıklandı dün. Evet. Aydan aya bir yükseliş siz görebiliyor musunuz? Hepsi yalan, hepsi yalan. Hepsi üstünde. Bakan Şimşek en kötüsünü geride bıraktık dedi. İnandırıcı geliyor mu size? Hayır efendim. Hiçbir şey. Bitmiş artık onlar. Çıksınlar gitsinler. Peki İstanbul'da yeni bir rapor yayınlandı İstanbul için. Her 10 kişiden biri yatağa aç giriyormuş. Sizin öğünü atladığınız... Evet, dinledim de. Sizin Allah aşkına de... biz girmiyoruz ama belki o günler gidiyor. Gelir mi bilmiyorum, Allah korusun. Bu ekonomik krizde beslenme alışkanlıklarınız değişti mi? Biraz değişti. Eti filan daha kısıtlandırıyoruz. Yaz geldi, meyvelerde alabiliyor musunuz? Meyve bakıyorum şimdi. 100 lira tutun kilosu. Yani nasıl alınır da nasıl yenir? Bugün için kaç lira bütçe ayırmıştınız pazara gelirken? Valla çantamda 1000 lira var ama başka yere de gideceğim. 2-300 lira harcarsam ne arada? Emekli misiniz? Emekliyim. Geçinebilmek mümkün mü o ücretle? O ücretle geçinebilmek mümkün mü? Emekliyim. Kocam da emekli, ben de emekliyim. Evimiz kira değil, Allah'a şükür. Zeki Canlı. Emekli misiniz? Çalışıyor musunuz? Emekliyim abicim. Geçinebiliyor musunuz emekli maaşıyla? Yani zor. Çalışanlarımızı daha zor çünkü onlar çocuk falan da okutuyorlar, şey yapıyorlar. Onların işi daha zor. Ama bir an evvel bu yönetimden kurtulmak derdimiz. Bugün pazar yerine geldiniz. Dertli dertli baktığınızı gördüm. Evet, haklısınız. Neler almayı planlıyordunuz? Valla bakacağız bütçemize göre bir şeyler alacağız ama yani 2 kilo alacağımız yere 1 kilo, 1 kilo alacağımız yere yarım kilo alacağız ancak. Enflasyon verileri de açıklandı dün. Aydan aya bir artış var. Siz bunu pazarda gözlemliyor musunuz? Yani Türkiye'ye göre her şey uygun ama enemeleri biz çarşı pazarda onu gerçek enflasyonu görüyoruz.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon verilerinden sonra dedi ki en kötüsünü geride bıraktık. Sizce bıraktık mı? Yıllardır aynı terane devam ediyor. Yok, 2022'de bitecekti. 2023'ün Mayıs'ında bitecekti. Temmuz'unda bitecekti. Vatandaşla dalga geçiyorlar. Peki İstanbul Planlama Ajansı bir rapor yayınladı. Burada diyor ki her 10 kişiden biri yatağa aç giriyor. Sizin öğün atladığınız, yemekleri geçiştirdiğiniz oluyor mu hiç? Yani yok, o kadar değil ama eski beslenme alışkanlıklarımızdan uzaklaştık. O bir gerçek. Yetkililere seslenmek istediğiniz son bir mesaj varsa? Valla bir an evvel bu iktidardan kurtulmak, yani Türkiye'nin geleceğini karartıyorlar maalesef. Mülteciler bir taraftan, enflasyon bir taraftan, yeraltı zenginliklerimiz kalmadı, yer üstünde satılacak yer kalmadı, ormanlarımız desen işler acısı. Şimdi bir de üzerine köpekleri öldürelim de bütün Avrupa bizi zaten başlamışlar antipropagandaya, kuduz var Türkiye'ye gitmeyin diye, turizmi de baltalayalım. Yani oldu olacak. Hepimiz yani aç sefil. Yani Atatürk'ün Türkiye'sinde gittikçe ondan uzaklaşıyoruz. Ayrıca ben emekli öğretmenim ve çok üzülüyorum. Müfredatı şimdi değiştiriyorlar. Matematik öğretmeniyim. Yani eğitimi boşalttınız mı? Türkiye'de artık bir gelecek beklemek söz konusu olamaz. Müfredat programının uygulamasından vazgeçilmesini istiyorum. Teşekkür ederim. Tamam, buyur abi. Hoş geldiniz arkadaşım. Ne kadar abi fiyatlar? Abi fiyatlar ucuz abi. Pembe domates 35 lira, Çanakkale 35 lira, salkım domates 35 lira, çeri 50 lira kilosu, salatalığın kilosu 30 lira. Bezelye fasulye 50 lira, bezelye 30 lira. Man ucuz yani. Alım gücü nasıl vatandaş? Alım gücü valla şimdi yani ucuz. Her şey 5 kilo 5 kilo alıyorlar, 3 kilo 3 kilo alıyorlar. Dolap içi yani. Tek tek alanlar da oluyor mu hiç? Tek tek alanlar oluyor. Vallahi mal vermek de istemiyoruz valla. Tek tek alanları biz markete gönderiyoruz. Bize kilo kilo, 5 kilo, 10 kilo. Yani bir tane bir tane mal bile bu kadar mal var burada. Ver mi? Nasıl?